Günaydın, İnfa Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 11 Eylül Pazartesi. BIST Endeksi geçtiğimiz haftayı %3,3 oranında yükselişle 8.325 seviyesinden tamamladı. Enflasyon teması ve OVP'ye ilişkin açıklanan verilerin piyasa beklentilerine yakın olması endeksi destekledi. Geçen hafta en çok kazandıran sektörler mali sektör olurken, aracı kurumlar sektörü en çok düşen sektör oldu. Pay bazında ise Şekerbank, Oyak Çimento ve İş Gayrimenkul en çok yükselenler olurken, en çok düşenler İş Menkul Değerler, Alfa Solar ve Borusan oldu. Puansal bazda en çok katkı ise İş Bankası, Akbank ve Ereğli'den geldi. Pandemiye ilişkin haber akışlarının tekrar artması Türk Hava Yolları'nı puansal bazda baskıladı. Geçen hafta yurt içi piyasalarda gündem yoğundu. Enflasyon ve OVP verileri tabiri caizse geçen haftanın belirleyicileri oldu. OVP, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sunumuyla açıklandı. Yılmaz, OVP'nin dört temel amacı olduğunu ve bunların makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyeye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın sürdürülmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi olarak belirtti. OVP'de enflasyon yıl sonunda %65 olarak öngörülüyor. 2024'te %33 ve 2025'te %15,2 olarak tahmin edilen enflasyonun 2026 yılında %8,5 olarak tek hane inmesi bekleniyor. Ağustos ayında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE, %6 olan beklentilerin üstünde %9,09 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE, Temmuz ayındaki %47,83 seviyesinden Ağustos ayında %55,94 seviyesine yükseldi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %60,72 seviyesinden %72,86 seviyesine, çekirdek enflasyon ise %56,09 seviyesinden %64,85 seviyesine yükseldi. BIST endeksinde kısa vadede 8.340 seviyesini pivot seviye olarak 8.385, 8.445 ve 8.485 seviyelerin direnç, 8.280, 8.235 ve 8.180 seviyelerini ise destek olarak izleyeceğiz. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz.